hoş geldin diyerek hızlıca Abdüllatif Şener deyip susuyorum. Abdüllatif Şener bölümü. Alo. Evet. Doğru anladın İsmail Saymaz. Yani insan kaç kere yanılır? İnsan kaç kere aldanır? Yani bir Türk toplumu siyasetçisine hiç güvenemeyecek mi? Hiç inanmayacak mı? Ben 28 Mart, geçen 28 Mart'ta Kılıçdaroğlu'nun Konya seyahatini izledim. Ereğli'deydi. Ereğli'den ardından Konya'ya döndük. Hem Ereğli'deki kapalı spor salonunda hem de Konya'daki otel lobisinde ben Abdüllatif Şener'i gördüm. Yanında seçmenler vardı. Konyalı CHP'liler vardı. Ve tabii aday olmayı bekliyordu. Ondan sonra hatta bir selamlaştık, merhabalaştık. Abdüllatif Şener hem o ana kadar hem ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu için çalışacağını söylemişti, destek verdiğini söylemişti. Hatta aynı ayın başında, Mart başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday ilan edildiğinde tweet paylaşmış. Hı hı. Ve Babala TV'ye çıkmış, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini söylemiş. Hı hı. Partinin görevi Avrupa'ya gitmiş, Belçika'da çalışma yürütmüş. Fakat ne olmuşsa değil çok belli, milletvekili adayı gösterilmeyince, listelere konulmayınca Abdüllatif Şener sessiz sedasız kenara çekiliyor. Partiden ilan çekiyor. Sonra gidiyor. 14 Mayıs'ta CHP'ye oy vermiyor. Fakat Sinan Oğan'a, Cumhurbaşkanı da Sinan Oğan'a oy veriyor. İki seçim bu arada o tarihlerde onu sıkça muhalif kanallar arayıp seçimle ilgili değerlendirmesi için televizyona çağırıyor. Hepsini de reddediyor. İki seçim arasında Can NTV'ye çıkıyor. İktidar yanlısı bir kanal. Üye çıkıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, Kandil'in destek verdiğini ima eden cümleler sarf ediyor. Seçimi sabote ediyor. Adeta pusu atıyor. Ve 28 Mayıs'ta da iddiasına göre geçersiz oy kullanıyor. Aslında bugün sevgili Barış Pehlivan arkadaşımızın yayınladığı pusulaya göre o sandıkta hiç geçersiz çıkmamış. Muhtemelen Erdoğan'a oy verdiği anlaşılıyor. Ve seçimden sonra çıktığı Halk TV'de, ben neden çıktığını anlamış değilim. Yani Halk TV'de neden bu sözleri söylediğini, neden bir muhalif kanala çıkıp bunları söylediğini de çok anlamış değilim. Mantığı oturmuyor bende. Yani bu ilgili muhalif kanal için bir imada bulunmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani Abdüllatif Şener neden seçimden önce ısrarla tekliflerini reddettiği bir muhalif kanalda muhalifleri delirtecek sözler söyledi. Yani neden bu yöntemi benimsedi onu anlamakta zorlanıyorum. Peki. Çıkıyor orada Sinan Oğan'a oy verdiğini, boşattığını, 2015'te aday yapılmaması sürecinde FETÖ'nün dahilinde olduğunu, Avrupa'daki örgütlere gittiğinde FETÖ'nün etkisi olduğunu iddia ediyor. Her birine ayrı ayrı cevap vermek gerekir ama mesele şu. Önce şunu söyleyeceğim. Ya hiç mi biz siyasetçinin kumaşına güvenemeyeceğiz? Hiç mi güvenemeyeceğiz kardeşim? Yani siz Kılıçdaroğlu Abdüllatif Şener'e aday gösterseydi, Abdüllatif Şener bugün bir muhalif kanala çıkıp itiraflarda bulunmuyor, Kılıçdaroğlu'na iltifatlarda bulunuyor olacaktı. Onu yere göğe sığdıramayacaktı. Eğer ya şöyle bir senaryo aklıma geliyor. Gerçekten ürperiyorum Can. Nedir? Şimdi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilemedi. Ama ya seçilseydi? Seçilseydi Abdüllatif Şener gene bir muhalif kanala çıkıp ben Sinan Oğan'a oy verdim der miydi? Demezdi. Ne yapardı Can? CHP'li numarasını yapardı. CHP'li numarası yapardı herkese. Kılıçdaroğlu'na oy vermiş, çalışmış gibi yapardı. CHP'ye oy vermiş gibi yapardı. Ve bunun karşılığını beklerdi değil mi? Örneğin bir bakanlık beklerdi. Bürokrasi, kendisi eski bakan ya. Bürokraside bir mevki beklerdi. Ve biliyor musun? Muhtemelen alırdı. Yani bu senaryo bile insanı ürpertmeye yetiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilmiş. Listeye konmadığı için partisine oy vermemiş. Ama Sinan Oğan'a oy vermiş kişi. Eğer Kılıçdaroğlu Başkanı seçilseydi pozisyonunu gene korumuş olacaktı. Ne kadar utanç verici. Yani bu bir şey mi soracaksın? Yok, sadece şimdi gelen bilgiler İmamoğlu cephesinde bir hareketliliğe işaret ediyor. Ama lütfen tamamla İsmail Saymaz. Onu sormak istiyorum özellikle birazdan. Evet, yani dolayısıyla Abdüllatif Şener Türkiye'de maalesef siyasetçi kumaşının ne kadar güvenilmez olabileceğini,
ortaya koyuyor. Ama buradan CHP'nin dersler çıkarması lazım. CHP'nin elbette Abdülhatif Şener tek örnek değil. Mehmet Ali Çelebi daha başka bir örnek. Ki Kılıçdaroğlu onun cezaevinde nikah şahidi oldu. Cezaevinde Silivri'de oldu. Buna rağmen FETÖ'cülükle suçlandı neredeyse Çelebi tarafından. Tek değil yani bu örnekler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi buradan şu dersi çıkarmalı. Artık parti kimliğinin önüne geçen ittifaklar politikasından vazgeçmeli. İttifaklar stratejisinden vazgeçmeli. Ben CHP olarak kitlelere ulaşamıyorum. Muhafazakarlara, Kürtlere, milliyetçilere ulaşamıyorum. O zaman ittifak partileriyle köprüler ulaşayım stratejisi CHP'yi yolun sonuna getirdi. 14-25 Mayıs seçimleri ittifaklara fazla güvenmenin de sonucunda duvara tosladı. Çok oy getirmesi gereken, beklenen, deva saadet gelecek getiremedi. Keza İyi Parti yani büyük bir oy kaybı yaşadı, kendisini toparlayamadı. HDP oy verdi ancak HDP'nin oy vermesi CHP tarafından topluma açıklanamadı ve maalesef o da bir propagandanın konusu oldu. Dolayısıyla CHP artık kendisi partinin önüne ittifakları koyan değil, ittifakları partiyi önceleyen, doğrudan parti kimliğiyle topluma açılmayı önüne koyan bir hedefi benimsemeli. Bunun için CHP kendi parti kimliğinden ödün verecek ne bir ittifak ilişkisi kurmalı ne de Abdülhatif Şener benzeri transferlerle büyüyebileceğini düşünmeli. CHP'yi büyütecek olan kendi kimliğidir. CHP bütün organlarıyla bir değişim geçirmeli, kendisini topluma açmalı, toplumun ortalamasını almalı ve kurabileceği ilişkiyi kendi partisi üzerinden kurmalı, kendi evlatları üzerinden kurmalı. Ancak o zaman iktidar olur. Başka türlü önüne iktidar hedefi konmuyor. Abdülhatif Şener'e dönersek bu maalesef Cumhuriyet Halk Partileri arasından hem bir hazin durum, çok üzücü ve hazin bir durum ama belki de bir derstir. Çünkü böyle başkaları da olabilir. Bir de böyle bir durum var. Böyle başkaları da olabilir. Henüz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemeyen, CHP'ye oy vermediğini söylemeyen çok CHP'li isimler bile çıkabilir. O nedenle bu onlar açısından bir ders olmalı.